Efendim, önemli bir konu var. Unutkanlık, hafıza kaybı. Acaba her unutkanlık ve hafıza kaybı demans mı, bunama mı yoksa Alzheimer mı? Bir kere her şeyden önce şunu söylememiz gerekir ki belli bir yaşın üzerinde unutkanlık görülüyor. Anahtarlarınızı unutabilirsiniz, cüzdanınız nerede, nüfus cüzdanınız nerede. Bunlar yüzde %40 oranında ufak tefek unutkanlıklar görülüyor. Bu grubun içerisinde yaklaşık yüzde %1'i çok ciddi bir şekilde demans bunama dediğimiz olaya dönüşebiliyor. Alzheimer ise oldukça ender ve çok daha ağır bir durum söz konusu. Bu yüzden endişeye kapılmamanızı rica ediyorum. Hafıza için ne yapılması gerekir diye sorular ortada dolaşıyor. Bir takım çalışmalar var. Bu çalışmalarda özellikle dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi sık bulmaca, su doku çözülmesi yönünde bir takım öneriler var. Evet doğru bunlar bir miktar hafızayı ve unutkanlık üzerinde olumlu etkileri var. Fakat yapılan çalışmalar göstermiş ki 12 hafta gibi bir sürede oldukça yoğun ve çok zor bir takım bulmacaların çözümüyle ancak bir takım ilerlemeler sağlanıyor. Aynı şekilde video oyunları için de bu geçerli. Yani çok çok fazla çözmeniz gerekiyor. Önemli konu şu, yaşlarda iletişim düşük biliyorsunuz. Eğer işitme kaybı da varsa bu hafızayı çok daha olumsuz etkiliyor. Onun için eğer bir işitme kaybı sorununuz varsa bunu çözmeniz çok daha iyi olur. Ve her şeyin başı iletişim dediğim gibi. Yaşlar biraz daha içine kapanıyorlar, fazla konuşmuyorlar. Dolayısıyla konuşmadıklarından dolayı beyne gelen uyarılar azalıyor. Ne kadar yeni insanlarla tanışırlarsa, ne kadar yeni konularla ilgilenirlerse, yeni hobiler kazanırlarsa ve müzik ve kitap konusunda biraz daha zaman ayırırlarsa çok daha başarılı hale geliyorlar. Önemli bir konu D vitamini. Hemen diyeceksiniz ki D vitamini alın, unutkanlığımız düzelsin. Hayır tam tersi. Çünkü gereksiz D vitamini alırsanız bazı Alzheimer hastalarının beyinleri incelendiği zaman bunlarda çok yüksek doz D vitamini bulunmuş. Yani dediğim gibi D vitaminini ancak eksik olunca belli bir düzenin üzerine çıkarmak için kullanabilirsiniz. Genel sağlık önerileri şekerden uzak durmanız, düzenli egzersiz ki bunun altında en önemli neden dışarı çıkmanız gerekiyor. Yani ne kadar çok hava alırsanız dışarıda yürümeniz bile yeterli. Bir de tabii ki beyin gıdaları denilen bir takım şeyler var. İşte hafıza için önemli gıdalar, hafıza için 15 besin gibi bir takım listeler görüyorsunuz. Ben de bu listeleri sizin için inceledim. Özellikle şunu söylemek isterim ki bunlar teorik ve gözlemsel çalışmalar, küçük çalışmalar. Dolayısıyla tek başına çok büyük bir anlam ifade etmiyor ama bir aklınızda bulunması gerekir. Omega 3'ler, vitamin C ve E, karotenler, magnezyum ve ginseng hakikaten ufak tefek oranda bir takım katkıları gösterilmiş. Şimdi diyeceksiniz ki gene yağlı balık Somona geldik. Evet doğru haklısınız. Fakat bir kere her şeyden evvel bunlar da omega 3 oldukları için sinir hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendiriyor. Bu da yapısal bir şey. Ve bunu sağlamak için haftada bir ilk kez bir konserve kutusu, tombalı yemeniz yeterli. Yoksa çok pahalı olan somon balıklarının peşinden koşturmanın bir alemi yok. Türkiye maalesef üç tarafı denizlerle çevrili balık fakiri bir ülke. Siyah çikolata kakaosu yüksek olan gerçek siyah çikolata, flavonoidler özellikle bunlar gene sinir hücrelerinin fonksiyonları açısından oldukça faydalılar. Bir de ek olarak beyin kan akımını olumlu olarak etkiliyorlar. Dolayısıyla birazdan ekleyeceğiz. Çikolata denince hemen aklınıza kahve gelecek. Merak etmeyin listemizde kahve de var. Şimdi efendim her türlü küçük kırmızı meyveler yararlıdır diyoruz. Böğürtlen bulabilirseniz mükemmel. Çilek ve kiraz çok az miktarda günlük tüketmeniz yeterli. Bunların içerisinde de kateşinler var, antosiyaninler var, kafeik asit var ve kuersetin var. Ve bunların tabii ki en büyük özellikleri şu, sinir hücrelerinin fonksiyonlarına bunlar katkıda bulunuyor. Dolayısıyla teorik olarak gördüğünüz üzere bunları tüketmek sinir hücrelerinin fonksiyonlarına yardımcı olabilir. Bir de kuru yemişler var. Vitamin E ve antioksidan deposu biliyorsunuz. Tüketenlerde beyin fonksiyonlarının daha iyi olduğu görülmüş. Çok basit olarak ayçiçeği, badem ve fındığı öneririm. Bunları özellikle tüketmek için ekstra bir çaba harcamanıza gerek yok. Çok az. Benim 88-44 formülü var. 8 fındık, 8 fıstık, 4 badem, 4 ceviz. Günlük tüketimi yeterli. Bunu bir öğün olarak kabul etmeniz lazım. Çünkü kalorisi fena değil. Ve tabii ki tam tahıllarda bu listenin içerisinde yer alıyor. Özellikle vitamin E'den zengin olan tam tahıllı ekmek, esmer pirinç, bulgur ve yulaf bu tam tahıllar grubunun içerisinde beyin fonksiyonlarına yardımcı olabilecek nitelikte maddeler içeriyorlar efendim. Bir de kahve, günde iki Türk kahvesi yeterli. Yanına da gerçek kakaosu yüksek bir çikolata olursa mükemmel olur. İçinde kafein var biliyorsunuz. Adenozin sentezini engelliyor. Uykuyu da bu şekilde engelliyor. Beyin daha çok bilgi işlediği varsayılıyor. O yüzden biliyorsunuz çalışanlar kahve tüketirler. Ama dediğim gibi iki büyük bardağın haricinde kahve tüketmek çok önerilmiyor. Avokado Türkiye'de de yetişmeye başladı. Doymamış yağ asitleri içeriyor. Tansiyon regülasyonuna yardımcı ve beyin fonksiyonlarına da avokado katkıda bulunuyor. Yani avokadoyu sevenler var, sevmeyenler var. Gerçekten yumuşak olanı ve biraz bekletilmiş olanı uygun olabilir. Yumurta biliyorsunuz B6, B12 ve polikasitten zengin. Bu da beyin yapısına katkıda bulunup fonksiyonlarına yardımcı olan maddeler. Dolayısıyla haftada 5 gün günde birer tane yumurta yemeniz hiçbir sakınca yaratmaz. Aksine faydası var pek çok konuda olduğu üzere. A vitamini de var biliyorsunuz içinde. Bir de brokoli. Bunun içerisinde glukozinolat diye bir madde var. Peki diyeceksiniz ki bu maddenin özelliği ne? Bu maddeden izotiyosiyanat sentezleniyor. Bu çok güçlü bir antikoksidan madde. Yani hücrelerimizin ürettiği çöpleri, oksijen çöplerini temizliyor. Bir de C vitamini var brokolide. Dolayısıyla o da antioksidan. Böylelikle iki yönden de katkısı olabiliyor. Soya bizde pek sevilmiyor ama içinde polifenoller var. Bunami ile ilgisi olduğu dönüşülüyor bu polifenollerin. Dolayısıyla tüketilmesi o açıdan yararlı olabilir. Tabii ki bu konuda öncelikli olarak doktorunuza danışmanızı rica ediyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Unutmayınız işleyen demir ışıldar efendim. Görüşmek üzere iki önemli konuyu sona bıraktım. Bunlardan bir tanesi ginseng. Ginseng ile ilgili de bir takım çalışmalar var. O da olumlu olabilir. Ama asıl size eksik olan şeyi şimdi söylemek istiyorum. Bu önemli. O da ne diyeceksiniz? Efendim turp giller. Turp gilleri lütfen unutmayınız. Bunların içerisinde kırmızı turp ve pancar. Sağlık açısından hem çok faydalı hem de beyin fonksiyonları da yararlı olabilir. Bunu da küçük bir not olarak kenara ekleyelim.